Arkadaşlar merhabalar. Bu haftaki 2021 Tayfa'nın rehberliğine başlıyoruz. Ee, yalnız bu ne zaman başlayanlardı? 29 Haziran'da başlayan grup için. Hani ilk başlayan grup var ya onun için bir rehberlik. Bir de şunu söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar rehberliğe. Sabahtan beri büyük ihtimal 15. videodayım. 15 videodur. Aynı tişörtle çekiyorum. Ya bu adam her gün aynı tişörtümü giyiyor demeyin. 15 videoluk. E, tişört sadece. E, şey diyebilirsiniz başka tişört yok mu? Hep aynı şeyler tişörtler falan da denk gelmiş olabilir. <laughs> Uyarayım. Siz yeni nesil gençler şey dersiniz böyle. Eskiden biz de derdik gerçi ne derdik? Hoca hep aynı pantolonu giyiyor ya. Hoca hep aynı tişörtü giyiyor ya. Ama burada şeyden dolayı e, aynı gün 15 video çektiğim için sabahtan beri video çekiyorum. Gece olmuş e, aynı tişörtleyim. Bunu da söylemek istedim size. Neyse. Evet. Arkadaşlar nerede isimde bu e, bir de hızlı geçeceğim arkadaşlar çünkü gecenin çok geç saati oldu ben de yoruldum sabah dersim var. Hızlı bir şekilde anlatacağım ne anlatmam gerekiyorsa. Kaçıncı haftadayız? 14. haftadayız galiba. Evet bakıyoruz. 14. haftadayız. Gençler bugün ayın 28 oldu mu ya? Bakayım. Harbiden 28 olduysa o zaman çabuk geçiyor ya. Ciddi anlamda 28'i şaşırttı beni bakın. 28 Eylül'deyiz. Eylül'ün 28'i 14. haftadayız. 14. haftada ne yapacağız? PDF yayınlaması arkadaşlar. PDF'i yükledim. Direkt indirebilirsiniz. Bu sefer biraz önce dizgiciyle konuştuk. Gece saat kaç? 1.30 ee, Ve son hataları da düzelttik ve hallettik. Dikdörtgen ve kare ile ilgili PDF'i indirebilirsiniz. Ne yazıyor? Bölüm 4 ee, Dörtgenler bölüm 4 diye yazıyor arkadaşlar. O PDF'i indirebilirsiniz. Tamam mı? Evet ne yapacaksınız? Hemen indirdiğiniz hızlı bir tekrar şöyle bir hızlı bir şey yapacaksınız. Ön çalışma yapacaksınız. Hemen indirdiğiniz zaman çok fazla dalmayın sorulara. Yine çarşamba günü arkadaşlar. Çarşamba günü yüklenecek e, videolar. Çarşamba günü saat biliyorsunuz kaçtan itibaren e, yüklenecek. Saat 10'dan itibaren yükleniyor. Her bir video 10 buçuk şeklinde gidiyor. Dikdörtgenden büyük ihtimalle 2 video. Kareden de büyük ihtimalle 2 video. Toplamda 4 video şeklinde olur diye tahmin ediyorum. Daha çekmedim. Şu an sadece düşünüyorum. Sonra bizim olmazsa olmazımız çarşamba günü konuları çalıştıktan sonra geometrinin ilacı sıcağı sıcağına hemen perşembe günü çözülecek. Ne zaman? Perşembe günü. Ayın 1'i yapıyor arkadaşlar. Ayın 1'inde geometrinin ilacından dikdörtgenden 5 test var. Bu sefer çözdüm onları. Öncesinde çözdüm. Kareden 5 test var. Ben olsam perşembeye dikdörtgenin sorularını çözerim 5 test. Karenin sorularını da cumaya bırakırım 5 test olarak. 10 test çözmek biraz şey olabilir. Ee, size çok güzel bir temel kazandıracak yine. Bayağı bir e, işinize yarayacak. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ayın 3'ünde de orta seviyede bir kaynak şey yapmıştınız. Ayın 3'ünde ve 4'ünde de yine ne yapacaksınız arkadaşlar? Orta seviyedeki bir kaynak yine orta seviyede bir kaynak dikdörtgen sorularını e, bir güne kare sorularını da bir güne sığdırabilirsiniz. Yalnız karede şunu söyleyeyim. Kare özellikleri çok az alan bir konu olmasına rağmen. Ee, aslında en çok özelliğe sahip bir konudur. En fazla sıkıntıyı karede yaşayacaksınız. Bunu konu anlatımında da anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Çünkü ee, eş üçgen var, özel üçgen var, o var, bu var, şu var. Sanki bütün konular varmış gibi ki gerçekten var arkadaşlar. Bütün konuları onun içerisine koyabiliriz. Kare çünkü bir paralel kenardır. Ta paralel kenardan itibarenki anlattığımız soru tiplemelerinin hepsi Karenin içerisinde sorulabiliyor zaten. En çok sıkıntı yaşayacağınız şey karedir, ama o sıkıntıyı da konu anlatımında üstesinden geleceğiz inşallah arkadaşlar. Evet bu hafta dikdörtgen ve kare e, konusunu halledeceğiz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.